Ah, kolay gelsin. Başladınız mı? Ceyra? Evet. Geç kalmadım değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin sen? Aslında seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ya ben az... Merhabalar. Merhabalar Cerrah Bey. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynanalarımız bizi seviyormuş. Tamam. Şey, biz de bakabilir miyiz pastalara? Ha tabii, buyurun buyurun tabii. Çünkü biliyorsunuz bizim de bir düğün hazırlığımız var. Sizin düğün hazırlıklarınız bizim için staj niteliğinde. Müsaadenizle. Lütfen. Bozulmadın değil mi, sana söylemedim diye? Şimdi onların da düğün hazırlığı, merak ettiler, gelmek istediler. Kıramadım. Yok canım, önemli değil, iyi yapmışsın. Ben mesela meyveli pasta öneririm size. Çok lezzetlidir. Tamer abi o zamanlar savcıydı. Yani Cerrah abiyle ne gibi bir bağlantısı olabilir ki? İşte ben de bunu bulmaya çalışıyorum Gözde. Koray, neden yapıyorsun bunu? Yani neden bu kadar çok kurcalıyorsun? Çünkü abimin de her şeyin hakim olmadığını öğrenmesini istiyorum. Yani bazı şeylerin unutulup gitmeyeceğini görmesi lazım. Bunlar neler yapmışlar, şuraya bak. Bunlar olmasa da olur biliyor musun? Hatta hiçbir şey olmasa da olur. Sen ol yeter ki. Ya senin canın bir şeye sıkkın, söylemiyorsun bana. Getirdim diye mi olsun? Ya yok canım, bunlarla bir ilgisi yok. Canın sıkkın olduğunu kabul ediyorsun ya. Seninle baş başa konuşmak istediğim bir şey var. Konuşalım. Ne olur ki? Ne yapıyorsun? Siz bunu. Şunu da alın. Ama benimle inatlaştı. Benimle çok inatlaştı. Tamam, sakin. İnternetten biraz araştırdım. Adalet Bakanlığı'nın kadrosunda bu isimde savcı yok. Ama Baray Kayıtlı biri var. Ya ben hala anlamıyorum. Yani Cerrah abiyle Tamer abinin ne alakası olduğunu, o davetiyenin sizde ne aradığını hala anlamıyorum. Ben bunu öğrenmenin bir yolunu biliyorum galiba. Bak, gördün mü Sevda Hanım? Senin Koray durduğu yerde durmuyor. Koray, niye yapıyorsun bunu ya? Ya kusura bakmayın, ortalığı da berbat ettim ya Cerrah. Cerrah Bey? Özür dilerim, dalmışım biraz. Ha, çok özür diliyorum. Ya ben böyleyim işte. Mahallede çocukların oynadığı top önüme yuvarlanmaya görsün. Yemin ediyorum hemen maça tutuşuyorum. Böyle kendimi kaybediyorum. Röveşata, çift dalma falan. Allah ne verdi? Aha geliyorlar. Aha müdür bey. Bir tanem. Çok pişmanım, affettin mi beni? Ol zaten. Pastaları yüzüme öyle bir çarptın ki şeker komasına girecektim. Çok tatlısın, hem de yüzünde pasta olmadan bile. Yalnız bak, senden şunu özellikle rica ediyorum. Lütfen beni bir daha böyle bir oyunun, böyle bir olayın içine sokma. Çünkü gerçekten kendimi kaptırıyorum ya. Bir huyunuzu daha öğrenmiş olduk müdür bey. Onu anladık. Hayatçığım, biz seninle şu yemek seçimine geçelim mi? Bir
bence o faslı hiç geçmeyelim. Yani böyle pastaydı, çiçekti. Gereksiz harcama. Bence onu harcayacağımız parayla birkaç tane daha fidan alalım. Bir hatır ormanı yapalım. Ne olur. Cerrah. Çok affedersiniz. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Bir söyler misin? Ya ben de aslında aynı şeyi söyleyecektim sana. Yani şu pasta falan organizasyonu bırakalım. Onun yerine dediğin gibi fidan falan ekelim. Hadi gel. Yalnız bırakın. Duydun değil mi? Dünyalar zengini adam bile düğün masrafı yapmamak için yemekti, pastaydı. Of. Efendime söyleyeyim, çiçekti, böcekti gibi şeylerden vazgeçiyor. Acaba diyorum kız, acaba biz de... Kurduğun cümleyi tamamlarsan her şey burada biter müdür bey. Ha? Yüzüme yapıştırdın yine müdür bey. Maşallahım var bugün. Pasta? Pasta yok.